İyi günler efendim, buyurunuz. İyi günler efendim, ben selamünaleyküm. Aleyküm selam. Ben Ankara'dan arıyorum. Buyurun. Sorum olacaktı hocama da, cevabını da hemen verirse ben anlamam, dinlemem. Ben 60 yaşındayım hocam. 60 yaşında, benden küçüksün. Daha gençsin artık. Gençsin. 60 yaşındayım. Benim bir annem vardı. Annem yatar hasta oldu. 3 tane benim kardeşlerim var. 3'ü de gittiler, bakmadılar. 3 sene ben bir hasta bakıcı buldum. Yaşlı bir kadın buldum. Bakıttım. Yatar hasta, bez bağlıyorlar. Yani yatmadan önce bire daire bağışladı. Bana da verdi. İki tane verdi. Bir tane ona verdi. Şimdi de bakmadılar, gelmediler. Bayramda da, Şiran'da da. Ben de bakamadım. Benim de bir özürlü çocuğum var. 3-4 tane çocuk var. Ben de ayağımdan top alıp, oğlum da görme özürlü. Bunu götürdük, yurda yazdırdık. Yurtta da bir sene sonra çıktı. Toplam 3 sene baktım ben buna. 2 sene de ayakta baktım. Şimdi bende bunda, bende mi günah var? Bunlarda mı günah var hocam? Sen vazifeni yapmışsın efendim. Onlar yapmadığı için onlar günaha girer. Vebalini de öder. Sen müsterih ol. Tamam. Bana benlik bir şey var mı hocam? Yok yok. Tamam. Peki. Teşekkür ediyoruz. Dinleyicimiz 60 yaşındayım dedi. Hiç kendisini çok yaşlı gösterdi. Çok yaşlı gösterdi. Fakat anlattığı şeyler yaşının üstünde sıkıntı çekmiş. Yorulmuş yani. Değil mi? Sıkıntı insanın. Hem dedi ayağım sakat. Ondan sonra çocuğum özürlü. Annesi felç, bakıma muhtaç. Yani bu 40 yaşındaki adam bile aynı şekilde göçürür. Kolay iş değil. Allah Teala yar ve yardımcısı olsun. İnsan tabii ki hani 60 yaşında ben böyleyim falan deyince, yok 60 yaşında öyle değil. Hatta şey Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh 65 yaş civarını insan için en verimli dönem diye. 40 yaşla alakalı olarak da 40 yaşına gelip de hadis-i şerifte geçiyor. İyilikleri kötülüklerinden çok değilse mealinde böyle bir tehditvari ifade geçiyor hadis-i şerifte. Zaten Peygamber Efendimiz'e peygamberliği 40 yaşında verildi. Peki ondan önceki yaşlar tamam çalışır, eder, deli doludur. Artık o 40 yaşından itibaren o birikimler toplanır, sükunete erer. Bu 50 ve 60 yaşlarında zirveye çıkar verimliliği. Verimliliği zirveye çıkarmış. Çünkü Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam en verimli dönemi. Yani zirveye çıktığı zaman ahirete intikal etti. Yani Hicri 63 yaşında ahirete intikal etti. Tabii siz de şaşırdınız. Gerçi böyle 30 yaşındaki birisi 60 yaşındaki yaşlıyım deyince siz de şaşırdınız yani. 30 yaşındaki ben miyim? Çağrı oradan bakıyor. Kim o 30 yaşındaki? Niye Mustafa abin 30 yaşında değil mi? O 29 biliyor. O 29 dolayısıyla sesi de şey geldi yani böyle bir hakikaten yorgun geldi. Yorgun. Yani 70-80 sene yaşamış gibi yorulmuş, ezilmiş yani. Allah Teala yar ve yardımcısı olsun. Cenab-ı Hak kolaylık ihsan etsin. O haliyle çocuk özürlü olduğu halde, ayağı sakat olduğu halde anneme baktım veya bakmak için aynı şekilde birisini tuttum. Tabi bu arada annesi galiba o bakana da buna da bir ev hediye etmiş galiba. Hayattayken verebilir. Bunda problem yok. Öbür kardeşlerim dedi bakmadı. Herkes anne babaya kız erkek çocukları miras payına göre değil eşit olarak bakar buyuruluyor. Hani kendilerinin durumları müsait değildir de hiç olmazsa o bakıcıya bunlar destek olurlar. Veyahut da ücretini verirler. Yardım ederlerdi müştereken kardeşlerin hepsi. Öyle davranmadı. Hiç oralı olmadıysa var böyle dinleyicilerimiz sesinde şu anda yani sadece annesi başında öyle arayan dinleyicilerimiz var. Mesela diyelim ki kızı almış annesini bakıyor. Ama öbür tarafta erkek kardeşleri falan var. Aa yok. Yani deniyor ki yani annem onlara teslim etsem annesinin işte 3-5 kuruş bir şeysi var onu tokatlayacaklar gene sokağa bırakacaklar. Ya ne biçim inanış ne biçim anlayış. Hakikaten Allah böyle muhafaza buyursun ya. Ahir zamanda
Hani hatırlar mısın bilmiyorum, böyle şeyler benim dikkatimi çekiyordu. İzmir'de olduydu, bir karı koca denize gidiyor, intihar ettilerdi. Oğullar Kanada'dan mıymış, yurt dışından mıymış falan. Evet, işte beraber intihar. Hani telefon etmişler veyahut da bilgisayardan şey yapmışlar. Beni ilgilendirmez sizin şeyleriniz falan filan gibi böyle acayip garayip bir laflar ediyor falan. Şimdi oraya doğru götürüyorlar. Oraya doğru götürüyorlar. Anneye babaya saygı yıkılıyor. Eğitim sistemi de aynı şekilde göçüyor. Biz yıllardır mesela anlatıyoruz. Hatta Cumhurbaşkanı da bugün onu dile getirmiş. Gazetelerde var, bir ifadesi var. Dedeyle torunu anlaşamıyor. Şimdi çok özür dilerim de yani bu yeni bir şey değil ki. Tedbir de alınmıyor. Tedbir de alınmıyor. Durmadan aynı şekilde bununla oynanıyor. Bilhassa Milli Eğitim vasıtasıyla okul kitaplarına ve hakikaten çocukların okul kitaplarında kullanılan kelimeleri ben anlamıyorum. Hiçbir şey yok. Habire yıkıyor. Sırf Arapça kökenli kelimelerin hepsini aynı şekilde söküp söküp atıyorlar falan. Acayip garayip bir şey çıktı karşınıza. Acayip garayip bir şey çıktı. Halbuki insanların anlaştığı yaşayan dil. Bir İngiliz mesela 190 bin kelimem var diyor, övünüyor İngilizceyle. Adam oturup da böyle bir ayıklama yapmıyor. Bu falan dilden gelmiş, filan dilden gelmiş falan filan. Hatta mesela anlatılıyor. O İngilizler gitmişler işte Afrika'ya, şeye sormuşlar o yerlilere. O kanguru sıçrıyor ya, bu ne falan. O yerli dilinde kanguru diyormuş adam. Ne demek istiyorsun anlamıyorum. Manasında söylüyormuş. Ha demişler, bu kanguru. Ve bütün dünyaya da kanguru diye sattılar onu, biliyor musun? Adam hiç onu, ya bak yerli dilinde bu böyleymiş, bunu değiştirelim demiyor İngiliz. Hatta yazılımlarda bile mesela daha önceki İngiliz dilinde lüzumsuz olan şeyler var. Onu bile müdahale etmiyor. Çünkü diyor 17. yüzyılda, 16. yüzyılda bu şekilde kitap yazan var diyor. Bir İngiliz genci onu okuduğu zaman anlaması lazım. Bu kelime kullanılmış diyor. Bu kelime kullanılmış. Ona bile müdahale etmiyor. Sen aynı şekilde şimdi Osmanlı'yı nereden anlayacak? Selçuklu'yu nereden bilecek? Kendi ceddi. Ya buradan 50 sene öncekini bilemiyor. Yani Cumhuriyet döneminin aynı şekilde başlangıcını bilmiyor. Gençliğe hitap diye bir şey var. Adamlar boyuna bağırıyorlar işte. Efendim ilkeler bilmem neler falan filan. Ama oku bakayım gençliğe hitabı. Anlayacak mısın? Anlayacak mısın? Nutuku koy önüne, anlayacağım. Yok. Onu sadeleştirdikçe acayip garayip bir şeyler oluyor. Acayip garayip bir şeyler oluyor. Mesela şeyde İngilizler kendilerine de, kendi şeylerine, ırklarına da o derece aynı şekilde. Yahudiler de öyle. Adam mesela Shakespeare'in şiirlerini tercüme ettirmiyor. Yok diyor, İngilizceyi öğren aslında oku. Tabii. Aslında oku. Türkiye'de de haber aynı şekilde dili bozdukları gibi dini de bozuyorlar. Bizim feryadımız da o. İlahiyat fakültelerinde öğretilen maalesef aynı şekilde İslamiyet değil. Daha geçen gün işte kızım dedi İlahiyat Fakültesi'ne gitti, namazını tepsisini bıraktı dedi ya. Yayına geldi söyledi. Daha önce namaz kılıyordu bu dedi. Üniversiteye gitti, namaz niye bir şey kalmadı dedi. Acayip bir şey oldu dedi benim dedi kızım oğlum falan. Oturup aynı şekilde düşünülmesi gerekir. Çünkü bu bir nesil sonra acayip garayip bir varlık çıkacak ortaya. Neye inanıyor hiçbir şey. Bunlarla efendim ben memleketi koruyacağım, harp edeceğim. Ne harbi ya? Adam kendi nefsinden başka bir şey düşünmez. Amerikalılar mesela Vietnam'da savaştılar. Ondan sonra cesaret edemiyorlar. Niye? Adam baktı, yetiştirdiği nesle baktı. Vietnam'da adam eroin için veyahut da esrar için elindeki silahı veriyor Amerikan askeri. O onu alıyor. O zehri alıyor. Silahını veriyor ya. Kaybettiler. Kaybettiler. Şeyde de öyle. Bosna Hersek'te mesela Hollandalılar. Onlar da öyle. Meşru şimdi talep edenlere eroin veriyor. Öyle bir nesil geliyor ki ondan sonra onlar da aynı şekilde baktılar. İşin vehametini gördüler ama treni kaçırdılar. Türkiye de aynı noktaya. Bizim düştüğümüz hataya bunlar da düşsün diye bize telkinde bulunuyorlar. Ve ileride hakiki manada Türkçeyi bu millet tam İlmihal Saadet-i Ebedi kitabını okumak suretiyle anlayabilecek. Ve geçmişle bağlantıda ancak bu kitapları okumakla mümkün olacak. Okumak ve anlamakla mümkün olacak. Allah-u Teala sorumuzu hayır eylesin inşallah Teala efendim. Dinleyicimiz bir de o soruyu sorarken ben şöyle bir şey de anladım. Yani ben işte anama baktım, çocuğum var özürlü, ona bakıyorum.
işte bakmayanların bir eli yağda bir el bağlı ya da rahatları iyi, benim rahatım iyi değil, rahatım kaçtı. Yani bakmayan da öyle yanına kar mı kaldı gibi böyle bir şey hissettim sanki. Evet, Ehl-i Şeriat alimleri uzun uzun bunları anlatmışlar. Hatta bize en yakın zaman kitaplarını tavsiye ettiğimiz Hüseyin Hilmi Efendi Rahmetullahi Teala Aleyh hayattayken talebelerini anlatıyorlar. Buyuruyorlar ki, kardeşim buyuruyorlar, bir kimsenin işlemiş olduğu hataların, günahların cezası dünyada kendisine veriliyorsa öpsün başına koysun. Öpsün başına koysun. Demek ki hayırlı bir iş yaptıydı, Allah-u Teala ona merhamet ediyor. Ahirete bırakmıyor. Çünkü ahirete kaldığı zaman bu 1'e 10, 1'e 100, 1'e 1000 misliyle geliyor. 1'e 10, 1'e 100, 1'e 1000 misliyle geliyor. Nasıl daha kat getireceksin? Ve orada bir de aynı şekilde ya ölür kurtulurum. Yok orada ölmek. Yeniden dirilişle beraber ölmek yok. Bitti. Hatta kitaplarda anlatılırken işte ölüm mahşer yerine getirilecek. Orada aynı şekilde yani ölüm fiili tecessüm edecek, cisim şeklinde gösterilecek insanlara. Orada aynı şekilde o kesilecek, yok edilecek. Diyorlar ki bitti, ölüm yok. Allah'tan öyle murat etmiş. Ölmek yok bundan sonra. Cennete gitsen de ölmek yok, cehenneme gitsen de ölmek yok. Hani cehenneme gittim işte o azaplar neticesinde ölür de kurtulurum. Yok, burada diyorsun. Dünyada ölür de kurtulurum diyorsun ama orada öyle bir durum söz konusu değil. Sonsuz, sonsuz anlamak da mümkün değil. Sonsuz anlamak da. Efendim işte belli bir noktaya kadar vücut dayanır. Burada öyle. Ahiretteki vücut öyle değil. Ateşle azap ediliyorsa, soğukla azap ediliyorsa, akreple azap ediliyorsa onu devamlı hissedeceksin. Bayılmak yok, ölmek yok. Bazı filmlerde oluyor ya, vücut mesela kurşun yiyor, orayı tekrar yeniliyor. Hı hı. Öyle bir şey düşünün yani. Yanacak, evet. Yanacak, yenilenecek. Yani. Yanacak, yanacak. O acı sürekli. Sürekli. Yani hep duyacak. Böyle bir durum söz konusu. Böyle bir durum söz konusu. Onun için de mesela dinleyicimizin hatırına öyle geldiyse, ya işte yaptıkları kar kaldık. Kar kalmadı. Allah-u Teala ahirete bırakıyor cezalarını. Tehlikeli. Çok tehlikeli. Ama Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dua ediyor. Ya Rabbi ümmetimin işlemiş olduğu günahların cezasını dünyada ver. Eğer burada bir kimse hastalanıyorsa, başına sıkıntı geliyorsa, dert bela geliyorsa öpsün başına koysun. Allah-u Teala merhamet ediyor, fırsat veriyor ona. Tövbe et, tövbe et diye. Ha şimdi kibir konusu anlatılıyor. İnsan mal, mülk, evlat, makam, mevki ve hatta ilim neyse, hitabet bunlara sahip olunca, güzelliğe sahip olunca, şöhrete sahip olunca otomatik olarak kibirleniyor. Hatta vardı, gazetelere geçiyordu. Bir tane işte şarkıcı mıdır ya da aynı şekilde neciyse işte resim çekeceklermiş, hemen diyor ki bunlardan şey al, para al. Ya resmine bile aynı şekilde. Para al. Ne olacak din, iman olmadıktan sonra işi gücü para, yatıyor para, kalkıyor para, nefsine tabi. Neticesi bu olur yani. Aa işte ya insan büyüyünce veya bir şeyinde değişmez. İslamiyet değiştirir insanı. Büyümekle değişmez insan. Adam aynı şekilde hiç İslamiyet'i öğrenmemiş. Gelmiş 70 yaşına bakıyorsun. Ya diyorsun 70 yaşına gelmiş hiç mi bir şey? Aa hiçbir şey yok. İslamiyet hala odun. Hala odun yani. Oduna da hakaret oluyor bazen ya. Çünkü yani planyaya girmemiş. Testereye girmemiş. Ama hala da söyleniyor. Evet. Biz kullanıyoruz da. Çünkü daha önce mesela hakaret ediliyor. Öküz, eşek falan. Ben onlara tövbe ettim artık. Öküzün ve eşeğin ne kabahatı var ya. Eşek de öküz de hangi şey için yaratıldıysa vazifesini yapıyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de belhüm edal bürülüyor. Bunlar hayvandan da aşağı. Hakikaten hayvandan da aşağı. Adi olmakta. Dolayısıyla yapılan kötülüklerin cezası dünyada verilmiyorsa çok tehlikeli. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ümmetimin işlemiş olduğu günahların cezasını dünyada ver. O duaya dahil olduysan öp başına koy. Ama ızdırap çekiyorsun, çekiyorsun. Bedelini ödeyeceksin çünkü. Bedelini ödeyeceksin. Kim ne yaptıysa. Allah rahmet eylesin. Hemen abiler hep anlatmazlar mıydı? Herkes yaptığı, söylediği neyse dünyada şey yaptı. Yaptığı her şeyin kendisine önüne konduğu zaman bunu niçin söyledin, bunu niçin yaptın, niçin baktın, niçin dinledin, niçin gittin, niçin tuttun, niçin yani böyle alışveriş yaptın, niçin aynı şekilde komşuna bunu, neyse niçin sorusuna hazır olun. Niçin sorusuna. O zaman da öyle şey değil. Aa Mustafa Bey şey sana bir iltimat. Yok öyle bir şey ya. Öyle hiç böyle tanımıyor. Melekler gelecek falan. Çok önüne koyacaklar, diyecekler ki niçin yazdın bunu, niçin söyledin bunu. Şey birazcık yok, onlarda iltimas yok. Onlar bir tek Allah-u Teala'dan gelen aynı şekilde talimat durdurur. Emiri oradan alırlar. Allah-u Teala durun derse dururlar. Yoksa Hatta Abdülkadir Geylani Hazretleri bir şey anlatıyor. Cehennemde bir Allah-u Teala bir melek yaratmış. Zahiren gözü kulağı yok.
Ama nasıl iletişim kuruyor? Allah Teala kuruyor. Onu bilemem. Yarasayı yaratmış. Gözü yok ama uçuyor. Değil mi? Önde koyuyorlar. Talimat geliyor. Önündekine bir tane de demir balyoz veriyorlar eline. Vur diye. Adam bağırıyor. Duymuyor. Önündeki aynı şekilde. Perişan oluyor. Perişan oluyor. Görmüyor. Habire vuruyor. Habire vuruyor. Ve ancak ona bir talimat gelirse dur diye olur. Yoksa nitekim hani Emen abiler de anlatırlar da ya birazcık uzattık ama hani adamcağız namazı geciktirirmiş böyle. Bir saat de gidermiş evladım manifaturacıymış. Halepli birisi bir tüccarmış. Vaktinde kıl tamam efendim kılacağım falan filan derken bakmış bu akıllanmayacak bir gece bir rüya. O zat dua ediyor onun bereketiyle bir rüya görüyor. Kıyamet kopmuş bu ölmüş dirilmiş mizanın başına koymuşlar bunu. Takır 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 bütün ameller geliyor. Bakmışlar demişler ki işte yetmedi. Amellerim bu yetmedi cehenneme. Ya benim namaz vardı biraz daha bekleyeyim falan. Bekliyorlar namaz da yok. Demişler gelmedi. Takıyorlar bunu götürürken tam ya cehenneme yaklaşırken birisi koşarak geliyor. Durun diye. Melekler diyor ki sen kimsin ki bize talimat veriyorsun ki? Biz kimseyi dinlemeyiz doğru diyor. Siz kimseyi dinlemezsiniz diyor. Adam da demiş ki acaba ne oluyor falan diye düşünüyor. Ben diyor onun kıldığı namazım öyle deyince adam bir dönüyor. Ya diyor nerede kaldın beni götürüyorlar. Sen de diyor beni vaktin sonunda kılıyordun değil mi? Ya herkesin yaptığı önüne konacak Mustafa Bey. Hiç kimse yaptığından söylediğinden muaf değil. Eden bulur. İyilik eden iyilik, kötülük eden de kötülük bulur. Er geç biz acele ediyoruz ama Allah'tan acele etmez. Peki efendim ikinci bölümde devam edeceğiz.